Merhabalar. Şu anda Delirium'da oynadığım bu buildimle epey bir boss videosu çektim. Yayınlarda falan da oynadım. Ve eminim ki o videoları falan göz izledikten sonra bazılarınız illaki yazacaktır. O bu neymiş öyle? Onu bir paylaşıver bakayım benimle falan diye. O yüzden peşinen bu videoyu çekiyorum. Bu build'i anlatacağım. Bu videoda bu build bir Hollow Palm Technique Cyclone build'i. Tamamen fiziksel hasara bağlı. Build'in en önemli parçası şu One with Nothing Jewel'ı. Cannot be corrupted bullet'ı ben kendim bastım bu arada. Şans eseri ilk basışımda geldi. Ve şans eseri buna da ilk basışımda geldi. İki tane var şu anda. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. En önemli ihtiyacımız olan şey bu. Asla değişmez olan şeyimiz. One with Nothing Cluster Jewel'ı. Şu anda ne kadar hatırlamıyorum ama en son kontrol ettiğimde 40 kaos falandı. Bu build'in maliyetini kabul ederken de 40 kaos falan diye kabul edeceğim. Oyunun ikinci haftasında, ligin ikinci haftasındaki fiyatları hatırlıyorum. Yaklaşık o civarlarda bütün itemleri toparlamıştım. Mevcut fiyatlar çok düştü. Lig zamanı uzadı diye. Yani lig epeydir açık diye. O yüzden mevcut fiyatları almayacağım. Ligin başlangıçtan sonraki ikinci haftasındaki fiyatları baz alacağım. Neyse. build'in epey bir hasarı var. Aslına bakarsan son güncel hasarına, son değişiklikleri yaptıktan sonra bakmadım. Ona size çaktırmadan arkada pop açarak da bir bakayım anlatırken bir yandan. En önemli şeyimiz bu. Pasif ağacına bakalım. Pasif ağacında öncelikle Marauder'dan başlıyoruz. Marauder karakterinden başlıyoruz ve tercihen ben Berserker açtım. Ama Duelist de açılabilir. Duelist'ten hatta blok da gidilebilir. Ya da herhangi başka Jakır'dan falan filan her türlü şey olabilir. Ben Duelist diyorum. Berserker'daki şu %40 more damage ve hasarı çok fazla arttırmak için Rage özelliklerini almak istedim. Aynı zamanda şuradan da bir Leech alıyoruz. Onun da epey faydası oluyor. Mevcut build bunun üzerine kurulu ama azıcık böyle bir şeyleri değiştirmek isteyen, böyle kurcalayan arkadaşlar varsa aranızda onlar dediğim gibi farklı şeylerden de yapabilirler. Bir yandan çaktırmadan arkadan popa bakıyorum. Itemlara bakarsak öncelikle göğüslük olarak bir tane dandik bir Belly of the Beast'im var. Bu ikinci haftada 2x falan da fiyatı. Bunu değiştirebilirsiniz. Bundan öncesinde değinmeyi unuttuğum bir şey var. One with Nothing Jewel'ı ben tabii ki de bir açıklayayım size. İngilizcesi yeterli olmayan arkadaşlar için. Bu Jewel bize şöyle bir Keystone kazandırıyor. Hollow Palm Technique diye. Bu Keystone'un olayı da çünkü inventory açtığımda şimdi göreceksiniz. Eldivenin silahı nerede falan diye soracaksınız. O yüzden bunu erkenden çıkıyor peşin peşin. Eğer ki elinizde silah yoksa ve eldiven takmıyorsanız bu Keystone size öncelikle çift elli gibi kabul edilmenizi sağlıyor. Yani bu ne demek? İşte %20 more damage, %15 attack speed, more attack speed ya da 20 öyle bir şeydi. Artı %15 blok şansı falan gibi bonuslar kazanmanızı sağlıyor. Epey güzel bonuslar. Bunun üzerine %60 daha fazla attack speed kazanmanızı istiyor. Bir %60 more daha. Ve sahip olduğunuz her 10 dexterity başına 14'e 20 flat physical hasar kazanmanızı sağlıyor. Ben de şu anda 900 falan gibi bir şey var. Bu arttırılabilir. Şimdi az önceki yere gelelim. Göğüslükte Belly of the Beast seçtim ama bu mecburi değil. Bunun yerine Influence'li dex'inizi arttıran hatta takılı yeteneklerin mana kostunu düşüren göğüslüklerde kullanabilirsiniz. Hatta dur bakayım bir tane örnek olarak o arkadaş online değil. Buna çok benzer build yapan arkadaş vardı da. Onun göğsünü göstereyim diyecektim. Ben bunu kullandım canımı arttırmak için. Çünkü et tanklı ve leech'ten başka bir defansif yetenek kullanmadım. Defansif katman kullanmadım. Ama bu küçük yani az bütçeli varyasyonu bunun yerine benim tavsiyem Increased Dexterity ya da Attribute oluyor muydu göğüslükte hatırlamıyorum. Ya da -15 mana cost veren vesaire. Bu tarz göğüslükler tercih edebilirsiniz. Sarı göğüslükler. Bu göğüslük tercihe kalmış bir şey. Onun dışında
Kolyede yine Veritania'nın influence'ıyla galiba increased attributes veya increased dex tarzı şeyler gelen kolyeler oluyor da onları tercih edebilirsiniz. Ama ben daha bir bütçe gitmek için Astramantis kullandım. Astramantis epey güzel oluyor. Aynı zamanda leveling'de de çok faydası oluyor. Astramantis ben aldığımda 100 kaos gibi bir şeydi galiba ikinci haftada. Şu an ne kadar olduğuna da bakalım da. Şu an 20 kaosu kadar düşmüş. Ya 100 kaos gibi bir şeydi. Ben 40-50 kaostan aldım, sonra kendim bastım statını. 97'ye basmışım. Leveling'e başlarken, ondan bahsedeyim Astramantis demişken. Astramantis 20 level'da takabiliyorsunuz. O yüzden ilk karakteriniz değilse, yani Astramantis ve One With Nothing Chibum'u daha önceden tedarik edebildiyseniz ve bir tane de tabula alabildiyseniz çok hızlı bir şekilde hemen şuradan gelip buradaki ilk sokete bunu takarak Hollow Palm tekniği alıp çok rahat bir leveling yapabilirsiniz. Bunu taktıktan sonra, bir de Astramantis taktıktan sonra 20 level'dan sonra 24 level'da da Cyclone alınıyor yanlış hatırlamıyorsam. Tek atarak her şeye geçiyorsunuz ve leveling'iniz çok rahat oluyor. Ondan sonrasında yani leveling olarak tavsiye verebileceğim başka bir şey yok çünkü her şeye tek atarak geçiyorsunuz. Çok gerçekten zevkli oluyor. Bundan sonrasında istediğiniz gibi bu pasif ağacına vermeye devam edebilirsiniz. Ben bunun bir pop linkini de koyarım. Hatta şuradan hemen evet Berserker şeyleri alalım. Pasif ağacı alayım, itemi alalım. En son hasarına bakmamıştım. Size şimdi hasar sorarsınız. Hasarına bir şey yapmam lazım. Buradan bakmam lazım. Evet. Burada 7.3 milyon gibi bir hasar görüyorum ben. Şimdi onu size nasıl göstereyim? Öyle göstereyim. Neden? Böyle bu hazırlıkları daha önceden yapmadım ki direkt done diye videoya girdim. Pencere ekranı diyeceğiz. Şuradan Path of Bleeding neden? Heh, var. Tamam. Gördüğümüzde boss diyelim, standart bosslara 6.7 milyon gibi hasar görüyoruz. Şeyde Shaper Guardian'a 6.1 milyon gibi hasar görüyoruz. Yani gayet yeterli. Ben şu ana kadar şöyle göstereyim bir saniye. Şu challenge'ları yapmak için hiçbir şey almadım, hiçbir servis almadım. Hiçbir hani böyle gelip şu boss'unu keser misin şeklinde yardım almadım. Oyun içerisinde şu anki 3.10 3.10'dayız değil mi lan? 3.10 versiyonunda mevcut olan oyundaki her şeyi kestim. Bir tek Atsiri'yi keserken bir %2 pasif reflektinden dolayı biraz sıkıntı oldu. Onlarda bir gemlerde ayarlama yapmanız gerekiyor. Life gain falan filan. Hasarı azaltmak gerekiyor. Çünkü çok fazla vurduğumuz için %2 reflekten ölebiliyoruz. Neyse. Onun dışında yani ben yine de sarayım. 8 Awakening'de Sirus'u kestim. Cortex boss'unu kestim. Efendime söyleyeyim başka ne kestim? Başka challenge'larda neler var? İşte Wall Temple falan filan. Yani challenge'larda gördüğünüz her şeyi kestim abi. Bu yüzden yani hasar mı falan çok yeterli. Orada gördüğünüz 6-7 milyon. Neyse devam edelim. Orada onları atlıyorum sürekli. Göğüslük tercihen değişebilir dedik. Kafalık da yine tercihen değişebilir. Aradığımız şey maximum life ve resist yanına. Bir de dexterity. Çünkü dexterity demek hasar demek bizde şu anda. Ne kadar çok dexterity o kadar çok hasar. Para çok ömer. Aynı şekilde botta da yani movement speed tabii ki de can, resist ve dexterity. Dexterity olması en güzel şey. Bir tek yok koli belt de var şu anda. Koli geçtik. Belt'te Cyclopean Coil kullanıyorum. Cyclopean Coil kullanmamın birkaç yegane sebebi var. Yani vazgeçemeyeceğim birkaç özelliği var. Öncelikle 120 life veriyor. Ben şu an bunu kendim bastım. 14'e 80 yaptım. Daha sonrasında şey yaptım. Şu neydi adı? Katalistlerle atladım. Kolyede ve bunda katalist kullanabiliyorsunuz. Diğer her şeyinizde de katalist kullanabilirsiniz aslında tabii ki. Şimdi öncelikle attribute artışı vermesi dex'imizi arttırıyor. Oradan epey hasar kazanıyoruz. En düşük ability'miz intelligence. Intelligence'ı da arttırıyor. Intelligence'dan dolayı ekstra bir hasar da kazanıyoruz. Her en düşük yeteneğimizin, en düşük kabiliyetimizin daha doğrusu her 5 puan başına %1 hasar kazanıyoruz. Dexterity'miz intelligence'dan yüksekse
donmuyor karakteriniz. Ve Delirium mekaninde çok fazla karakter donabiliyor. Çok sıkıntılı oluyor bu. Bu özelliği de çok güzel. Yani hangi satırına baksanız işimize yarayan bir şey. O yüzden bunu kullandım. Başka bir kemer yerine her şekilde tercih ederim bunu. Yani bu ilk de değiştirmeyin diyeceğim en yegane parçalardan biridir. Saktopen koyup kullanın. Kasacaksınız eğer. Onun dışında bir de şu yüzüğü neredeyse değiştirmeyeceğim şeylerden biridir. Yüzüklerde de mevcut resist durumunuza göre, ki ben de şu an 90 civarlarında olduğu için çok fazla, daha fazla gerekmediğinden bunda pek resist almamışım. Bunun yerine dex aramışım, can aramışım ve özellikle vulnerability on hit özelliğini aramışım. Bu Baron'un, yok Drox'un influence galiba. Bunu hatta alıp bir de şey vardı. Regen mana vardı. Regen mana'yı anullayıp -3 mana cost basmıştım. Göğüslükle uğraşmamak için şey yaptım. Yüzüklere -3 mana costlar bastım. Çünkü çok ağır açtım. Çok ağır açtığım için mana rezervim epey fazla oldu. Cyclone'un mana costunu azaltmak için, daha uzun süre leech yapamadığımda dönebilmek için mana costları azalttım yüzüklerde. Bu yüzükte daha önceden aldığım yüzük, socket level'ını arttırma, bu cilası, altındakiler yine yüksek can, yüksek resist, altında da bir tane prefixi boş bir yer ki oraya da Elrond'un -3 mana costunu getiriyoruz. Bütün eşyalara bakmış bulunuyoruz şu anda. Potlara bakalım. Potlarda 2 tane can potu koydum. Ben 2'den aşağı oynayamıyorum. Can potu yani bana lazım. Bir tane de olabilir. Belki bir utility flask daha getirilebilir ama çok da fazla kullanılan utility flask yok. Unarmed bir cyclone build'de. 2 tane can potumuz var. Yarımşar instant dolduruyorlar. Ben tercihen yarımşar instant kullanıyorum genellikle. Birinde de movement speed arttırma var. Çok hasar yediğimizde hemen basalım kaçalım ondan diye. Yanına bir tane basalt flask'imiz var. Basalt flask iki özelliğinden dolayı kullanıyorum. Öncelikle fiziksel reduction veriyor. Bu bizim için önemli çünkü Berserker'da şu gördüğünüz %40 more damage aynı zamanda %10 increased damage taken oluyor. Yani bizim aldığımız hasarı da arttırıyor. Bunun önüne geçebilmek için, bunu azaltabilmek için aldığımız hasarı azaltacak şeylere ihtiyacımız var. Yüksek zırhı ihtiyacımız var. Ve Basalt Blast'ın aldığımız %15 physical reduction'da güzel oluyor. Yanında bir Onslaught veren, ki bu hem hareket hızı veriyor ki Cyclone'da bu hareket hızı epey güzel oluyor. Azıcık hızlandırıyor bizim haklarda. Artı saldırı hızı veriyor ki saldırı hızı da hasar demek. Onun yanında bir tane Silver Fest kullan. Bunları farklı tercihler yapabilirsiniz. Yani ben genellikle build'de bir şey yaptıktan sonra sıkıntı yaşamıyorsam bir şeyi değiştirmiyorum. Öyle bir huyum var. Üşeniyorum değiştirmeye. Yani şu göğüslüğü mesela değiştirmem lazım kesinlikle. Daha güzel bir şey almam lazım. Yani param da var. 30x falan var galiba nakit şu an. Ama üşendiğim için değiştirmiyorum. Çünkü her şeyi kestik zaten. Her şeyi de kesebiliyorum. Yanında bir Lion's Roar var. Lion's Roar epey faydalı. %25 more physical, melee physical damage veriyor. Direkt hasarımızı 4'ten 5'e çıkarıyor. aynı zamanda da 3000 armor veriyor. Bu 3000 armor epey faydalı bir şey. Bu yanında gördüğünüz Basalt Flask'taki %71 increased armor. Aslında bunu biraz arttırabilirim. Hadi lan arttıralım. Belki şansımıza kayıp da şey gibi, güzel bir şey gelir. Laps 75, 78. Gel basalım. Laps 96 çok güzel geldi. Of. 3000 armor'ı bunun increased armor'ıyla birlikte kullanınca epey bir armor'ımız oluyor. Şöyle baktığımızda 14k gibi bir armor oluyor. Bunları bastıktan sonra bir de Molten Shell basarsak aldığımız ilk 3500 hasara etkimeyecek şekilde bir buff kazanıyoruz. Bir dakika onu da tekrar deneyim. Tam 3500 miydi? Aynen. Ki bu Val versiyonunu bastığımızda 10.000 12.000'e kadar çıkıyor. Yani aldığımız hitlerden aldığımız 10-12.000 hasarı engelliyor Val'ı bastığımızda. Normal bu potlar basılıyken bunu bastığımızda da 3500 canımız arttırıyor gibi. Yani 10.000'lik bir canımız oluyor gibi oluyor. Potları da geçtik. Bunların dışında bakalım. Linklere bakacağız. Linklerden önce Javel'lara bakayım ama. Javel'larda tabii bir tane
Hollow Palm tekniği almak için One with Nothing Javel'ını kullandık. Bundan öncesinde bir Medium Cluster Javel taktım. Çünkü 96 level oldu karakter. Hani fazla puanları verebilmek için. Hatta bir tane fazla puanım şurada bir yerde. Aynen. Verecek yer bulamayı buraya bakmıştım. Neyse o başka bir mesele. Bu Javel'ı şey değil, çok zorunlu değil ama ben tercihen Hexbreaker ve Rapid Infusion aldım. Bir de Javel Socket tabii daha sonradan One with Nothing takabilmek için. Rapid Infusion bizim eğer ki saldırımızda Infusion support kullanıyorsak bunun özelliğini arttırıyor. Hexbreaker ise bizim dönerken yani Cyclone sırasında Curse yemememizi sağlıyor. Yani haritada bir Temple Chains varsa siz Cyclone sırasındayken Temple Chains size etkimiyor. Öyle bir özelliği var. Bunun dışında Javel'larda nerede o? Şu şekilde Fluid Motion kullandım. Fluid Motion hem kendisi dex veriyor hem de etraftaki STR'leri dex'e dönüştürüyor. Bu da ekstradan epey bir dex arttırıyor bizden. Dex artması da hasar kazandırıyor. Burada tekrar bir Fluid Motion var. Burada ise bir Split Personality var. Aslına bakarsanız bu pahalı bir bütçede kullanılacak bir Javel. Onun yerine ben satmadıysam gösterebilir miyim? Strength yok. Bunun mana versiyonu var. Satmışım. Bir dakika. Aynen. Fluid Motion'un bir tane de mana versiyonu var. Bir şey planning. Neydi? Bir dakika. Tam ismini söyleyeyim. Havada kalmasın. Careful Planning galiba. Evet. Careful Planning Javel'ını kullanıyordum. Çünkü şuradan buraya taktığınızda şuradaki 10 dex, 10 inti de alıyor. Oradan da dex kazandırıyor falan. Ama daha sonrasında şunu düşürdüm. Bu kullanabileceğiniz en güzel split personality bu build'de. Buraya taktığınızda toplamda 36 dex, 36 life veriyor. Epey güzel. Eğer ki bütçenizi birkaç x'de arttırabilirseniz bunu da alabilirsiniz. Yani son baktığımda ligin ikinci haftasında 3.5 x'di bu. Şu an ne kadar bilmiyorum. Muhtemelen ucuzlamıştır biraz. Pasif ağacına baktığımızda gördüğünüz gibi şuradan armorları, elemental resistleri falan alıyoruz. Elemental resistleri hem buradan alıyoruz hem buradan alıyoruz. Diamond body falan alıyoruz. Diamond skin alıyoruz. Çünkü eldiven olmayınca ve çok yani kolye unik kullanınca, belt unik kullanınca resist sıkıntıya girmeye başlıyor. O yüzden etraftan resist toplamaya başlıyoruz. Impale'leri alıyoruz. Impale için kullanıyoruz. Ona birazdan geleceğim. Fortify kullanıyoruz. O yüzden Fortify bonusunu da alıyoruz. Onun dışında Cyclone alanımızı arttırmak için bazı buradan şeyler alıyoruz. Buradan Impale aldık. Buradan canımızı ve range'i arttırmak için saldırı range'i arttırmak için şeyler alıyoruz. Can alıyoruz. Mümkün olduğu kadar şu yoldan dex'ler alıyoruz. Şurada dex'i arttıran notlar alıyoruz. Buradan dex, can, buradan dex vesaire vesaire. Zaten pop linkini atacağım. Hem text dosyası olarak atacağım. Kameramı çıktı ama kameraya konuşup işaretler yapıyorum ben şu anda. Neyse hem de text dosyası olarak atacağım hem pespin şey olarak atacağım. Oradan şey yaparsınız. Birinden açarsınız yine. Linklere bakalım. Ana linkimiz. Tabii ki de Cyclone'umuza supportluyoruz bunları. Öncelikle Fortify. Fortify hem hasarımızı arttırıyor hem de daha önceden bahsettiğim Increased Damage Taken özelliğini, negatifliğini daha da azaltmak için, daha da tankleştirmek için Fortify bonusu kazanmamızı sağlıyor. Melee Physical Damage'ımız var. Yani melee olduğumuz için ve physical olduğumuz için alabileceğimiz yegane support gemlerinden biri zaten. Impale support'umuz var. Impale çok faydalı bir yetenek. Yine physical vuran, saf physical vuran özellikle bu hitler için çok faydalı bir support. O yüzden kullanıyoruz. Infused Channeling ise channeling yetenekleri için çok faydalı bir support. Bu yüzden Infused Channeling kullanıyoruz. Hem ufak bir tanklık veriyor hem de epey hasar veriyor. Bir de Brutality physical dışında hiçbir hasar kaynağımız olmadığı için Brutality yine yeri değiştirilemez bir hasar artışı sağlıyor bize. Kafalığa baktığımızda Molten Shell, Red Banner, Second Mint, Dash. Bunları dördünün birbirine bağlamışım.
Silah kullanmadığımız için unarmed olarak dash kullanabiliyoruz hareket yeteneği olarak ve buna second mid takarsak hem cooldown yani tekrar şarjda olma hızını arttırıyor hem de hızlı bir şekilde iki tane şarj atabilmemizi sağlıyor. İki şarja çıkıyor şarj dolma miktarı, kapasitesi. Yanında ise boş başka yer olmadığım için direkt banner'ı buraya koymuşum. Molten Shell özellikle Second Mint'e supportlanacak şekilde buraya koydum. Çünkü Molten Shell'in cooldown süresini azaltsın diye. Molten Shell bittiğinde daha çabuk doğsun diye. Burası bu şekilde. Steel Skin vesaire gibi şeyler yerine Molten Shell kullanmamızın sebebi de hem Wild versiyonu olması hem de build'de bir miktar armor kullandığımız için armor'la Molten Shell'in güzel sinerjili bir şekilde çalışması. Burada yüzükte bir tanesini Unsettling alırsanız güzel olur. Çünkü bunu takacak yer başka bulamadım. Silah ve eldiven olmayınca gem slotu biraz sıkıntı oluyor. Blood and Sand kullanıyoruz. Blood and Sand hem hasar bonusu olarak epey güzel. %10 mana rezerviyle %16 more damage veriyor. Bosslarda epey işe yarıyor. Aynı zamanda haritayı dönerken de bunu değiştirip alanınızı biraz daha arttırabiliyorsunuz. Böyle faydalı oluyor. Ama ben genellikle hasarı tercih ediyorum. Sürekli blood stansında geziyorum. Bunun başka bir sebebi de aynı zamanda flash and stone kullanmamız. Flash and stone ise yine benzer şekilde çalışan blood stansındayken etraftakileri maimleyen ve sand stansındayken de etraftakilerden uzaktan aldığımız hasarı azaltan bir yetenek. Bunu Flash and Stone'u main support'la supportlarsanız mana rezervi biraz artıyor. Ama bu yetenek sayesinde maim dediğimiz yani şurada gördüğünüz alan var bir tane. Bu alanın içindeki yaratıklar maimlenmiş oluyor otomatik olarak. Bu alanın içerisindeki yaratıklara burada yazacak yazdığı şekilde %30 daha fazla pardon. Yok o %30 değil. %14 daha fazla hasar vurmamızı sağlıyor. Yani bu direkt %14 more damage oluyor. Ve bizim mana rezervimizi %5 arttırıyor sadece bu. O yüzden bu ikisini supportlamak epey faydalı. Burada mana rezervimizi azaltmak için bir Enlighten'ımız var. Yanında da bir Pride'ımız var. Pride ise yaklaşık şöyle bir alan çizebilirim onun için. Şöyle bir alanın içine giren bütün yaratıkların %19 daha fazla hasar almasına ve bu alanda 4 saniye kadar kaldıktan sonra yavaş yavaş bu alınan hasarın %49'a kadar artmasını sağlıyor. O yüzden epey bir hasarımızı arttırıyor. Aslına bakarsanız bu ayarların hepsini ben popta yapmış mıydım hatırlamıyorum. Belki bunları biraz düzeltsem hasar biraz daha yüksek gözükebilir. Şunu tekrar şey yapalım. Şimdi bakacağım bu ile ilgili anlatmadığım herhangi bir şey kaldı mı diye. Buff'ların hepsini. Ha bir de Dread Banner tabi impeyi kullandığımız için ve mana rezervi epey küçük olduğu için %12 kadar rezervle. Bir dakika, reddedilmiş. Aslına bakarsanız şuradaki support'tan dolayı bunun rezervi acık artıyormuş. Bunun bağlantısını koparsak manamız biraz artar. Evet onu bir yapalım. Bir saniyenizi alacağım. Size de yanlış bir şey göstermiş olmayın. Sonra bana dersiniz. Aa onu bak şöyle yapınca şöyle oluyor diye. Tamammış. Evet, mana rezervimiz epey yok bir şey oldu. Ya 60 küsürdü, 70 küsüre çıktı. Biraz daha güzel. Bu şekilde anlatmadığım sanırım bir şey yok. Leveling'den bahsettik. Leveling'de de eğer ki ilk karaktere bakacaksanız paranız yoksa Astramantis ve bunu alacak. Yani işte şuradan gelip canlar alıp buradan gelip çok fazla hasar verecek şeyler de yok ama şunları alıp buradaki şeyleri alabilirsiniz. 24 level'da Cyclone aldıktan sonra çok kolaylaşıyor zaten. Bu jevonuz olsa da olmasa da. Cyclone leveling için gayet güzel bir yetenek. Bunun dışında atladığım bir şey yok diye sanıyorum. Peki neler geliştirilebilir? Aslında anlatırken biraz bahsettim ama göğüslük geliştirilebilir. Kafalık bot daha güzel şeyler alınabilir. Kaos süresi arttırılabilir. Ha, maliyetten bahsedelim. Maliyet. Kafalık. Ya benim şu an kullandığım şekilde söyleyeceğim ve ligin ikinci haftasındaki fiyatları söyleyeceğim. Astramantis 100 Gauss falandı. Şu yüzüğü 2x'e aldım.
Şu yüzüğü 2 ex aldım. Anullayıp yer açıp daha sonrasında bu craft'ı aldım. Yani bir 3 diyebiliriz buna. 2, 3, 5 olsun. Şu gözlük 2 ex'ti. 7 olsun. Bu ikisi toplam 1 ex etse 8 olur. Bu Jewel'lar, şu One With Nothing, şu artı kafalık, bot falan, bunların hepsiyle birlikte yaklaşık 10 ex falan olur diye düşünüyorum. Şunu dışarıda bıraktığımız takdirde. Bunun yerine çünkü ya bu lüks. Lüks olarak. Ben sadece kendim düşürdüğüm için kullanıyorum bunu. Düşürmeseydim almazdım muhtemelen. Onun yerine Careful Planning de kullanabiliyorsunuz. Yani 10 ex, hatta benim karakterimin şu anda sahip olduğu her şey 12-13 ex falan. 12-13 ex ise League'de bulunan her şeyi bu build ile kesebiliyorsunuz. Epey de rahat bir build. Sadece alanı biraz kısa. Cyclone'un doğası gereği alan biraz düşük. Onun dışında ama istediğiniz her şeyi kesebiliyorsunuz. Bu build'de bu şekilde siz sormadan çekip yayınlayayım dedim. Biraz uzun sürdü ama biraz fazla detayına indik. 25 dakika sürmüş. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere.